Skype bağlantısında uluslararası organizatör Sinan Ufuk Nergis yine karşı tarafta yer alıyor. Sayın Nergis merhaba. Merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız? Günaydın, çok teşekkür ediyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Tabii bir yandan da acı haberler vermeye devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele sürüyor. Tabii bu mücadele süreci belki de ikinci plana bırakıyoruz ama kültür sanat üzerinde de etkili, sanatçılar üzerinde de etkili. Bir yandan da tabii bu kültür sanat meselesi aslında ekonomiye de katkısı olan bir bölüm ülkemizde. Şimdi konserler iptal edilmiş durumda. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de durum böyle değil mi? Koronavirüsle mücadele eden ülkelerde özellikle. Siz uluslararası organizatörsünüz. Birçok önemli ismi ülkemize getirdiniz. Birçok konuda bağlantıda bulunuyorsunuz. Bu süreci nasıl yorumluyorsunuz kültür sanata yansımasını? Bu periyot esasında hiçbirimizin beklediği bir zaman dilimi değildi. Hepimiz birkaç haftada toparlanırız. Tekrar normal rutinimize geçeriz diye düşünüyorduk. Fakat tabii ki olayın ciddiyetini anladıktan sonra evlerde daha uzun kalacağımızı, ilk önce Nisan'ı, sonra Mayıs'ı, sonra Haziran'ı iptal edeceğimizi baktık. Şimdi 2020'nin iptalini konuşuyoruz. Bu periyot uzun bir zaman alacak hepimiz için ve değişik bir zamana bizi yönlendirecek. Dijital çağda kendimizi konumlandırmayı, yaptığımız işleri konumlandırmayı öğreneceğiz. Avrupa'da değil esasında bütün dünyada şu anda 2020 genel hatlarında iptal edilmeye ya da ertelenmeye başladı. 2021 üzerine düşünmeye başlıyoruz ama kendimizi de bu zamanda en azından ufaktan dinleyicimizle nasıl buluşuruz, seyircimizle nasıl buluşuruz üzerine kurgular yapmakta geçiriyoruz. Tabii acaba şu soruyu sormak için erken mi? Yeni bir bölüm mü açılıyor acaba? Yani biz hani canlı kanlı sanatçıyı, sevdiğimiz sanatçıyı karşımızda gören, onu konserlerde canlı olarak izlemek isteyen bir grupken artık bundan sonraki süreç dijital konserlerin olacağı, sosyal medya üzerinden paylaşımların yapılacağı, belki yine o videolarla canlı olarak konserlerin bize ulaşacağı yeni bir sürecin başlangıcı içinde olabilir miyiz? Esasında hepimiz bu süreci yaşamaya başladık. Akşamleyin evimizden artık dünyanın bütün her tarafında sevdiğimiz sanatçıların evlerine konuk olabiliyoruz. Daha önce bunu düşündüğümüz zaman imkansızdı çünkü hiç kimse böyle bir çalışma yapmıyordu. Seyircisiyle direkt yüz yüze el ele buluşmayı istiyordu. Fakat tabii ki bu periyotta kimse turne yapamadığı için, kimse konser yapamadığı için bir şekilde gündemde kalmak, bir şekilde seyircilerini evlerde eğlendirmek. Tabii ki zaman süreç uzadıkça biz bu kurguları nasıl daha profesyonel yaparız diye düşünmeye başlamış durumdayız. Eğer ki herkes evden aynı kıvamda eline gitar alıp ya da hiçbir konuyu belirlemeden canlı yayınlara çıkmaya başlarsa biz o seyirciyi de yakın bir zamanda kaybetmeye başlayacağız. Herkes bu süreçte insanlar evlerinde başka aktivitelere yönelme ihtimalleri olacak. Onun için bizim de hazırlıksız olduğumuz, genel olarak eğlence sektörünün hazırlıksız olduğu, sanatçıların evlerinde hazırlıksız olduğu bir dönemde bu işi öğrenip doğru yapmaya başlayıp ve esasında çok daha büyük bir kitleye hitap etme şansına sahip olduğumuz bir dünyaya açılacağız. Evet, aslına bakarsanız Sayın Nergis, televizyonculuk da bizler için de bu sosyal platformlar bambaşka bir dünya olarak hayatlara girdiler. Bizler hem izleyicilerimize örneğin televizyon ekranları aracılığıyla ulaşırken bir yandan da sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşıyoruz. Bazı izleyicilerimiz oradan izlemeyi tercih ediyorlar çünkü. Ama dediğiniz gibi sizin de bir eğitimin de içinde olacağı bir süreçle, yabancı olunan bir süreçle karşı karşıya olacağız. Az önce dediniz ki 2021'i düşünmeye başladık. Artık 2020'yi geçecek. Şimdi önümüzdeki yaza bakacak olursak, diyelim ki her şey çok güzel gitti, diyelim ki hayat normale döndü. Ne dersiniz Türkiye'deki kültür sanat severlere, nasıl bir yazla önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalacağımızı öngörüyorsunuz siz? Esasında
Akdeniz insanları çok uzun vadeli plan yapmazlar. Biz genellikle 2-3 ay sonramızı planlarız. Genel olarak hayat ritmimizle alakalı bir şey. Hele bu Amerika'ya gittiğiniz zaman 3 sene sonrasını planlarsınız. Onların hayat ritmiyle alakalı bir şey. Şimdi hepimiz Mayıs ayında bu iş biter. Nisan Mayıs'ta bitirirsek biz kendi kendimize yazı planlarız. Açık hava konserlerine döneriz, kültürel aktivitelere döneriz diye planlıyorduk. Fakat bu yazı büyük bir ihtimalle kaybettiğimizi yavaş yavaş hepimiz hissetmeye başladık. Tatile çıkma hissiyatı artık azalmaya başladı. Artık konserleri evde yapmak üzerine kurgularımızı daha çok yapmaya başladık hepimiz. Fakat tabii ki ilk başta yaşayacağımız sıkıntı şu olacak. Bu pandemi ortadan kalktığı zaman insanları ilk önce evden dışarı çıkarmak için ikna etmemiz gerekecek. Çünkü insanlar o toplu ortamlarda bir araya gelmeyi, omuz omuza o anı yaşamayı birazcık öteleyeceklermiş gibi hissediyorum. İnsanlar birazcık bu konuda korkacaklar. Bu korkuyu aşmaları zaman alacak. Ve tabii ki hepimiz bu zamanda şunu da görmek zorundayız. Çok büyük bir sektörün içindeyiz. Bu sektörü yalnızca bir konsere gittiğiniz zaman eğlendiğiniz 1,5 saatte sınırlı değil. Bu ciddi bir ekonomi yaratıyor ve bu sektörde çalışan binlerce insan var. Biz hep sanatçıyı görüyoruz ama sanatçının ekipleri var, sanatçının müzisyenleri var. O gittiğimiz mekanların çalışan insanları var. Şu anda günlük çalışma üzerine düşünürsek birçok insan da şu anda zor durumda. Biz sektörü 2021'i görmemiz için ilk önce biz 2020'de bu sektör için ne yapacağımızı da düşünmemiz gerekiyor. Eğer doğru bir şekilde desteklenmezsek bu periyot aştıktan sonra bence bir sektör ortada çok fazla olmayacak. Eğer ki doğru yayınlar yapmayı öğrenmezsek, devletin doğru teşvikleri olmazsa, özel sektörün doğru sponsorluk yatırımları olmazsa, bu sektör bence en zor toparlanacak sektörlerden birisi haline dönüşecek. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sinan Ufuk Nergis yayınımıza katıldığınız için. Ayrıca evet, devletin de el atması gereken, üzerinde durması gereken bir sektör olduğunun da vurgusunu yaptık. Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, uluslararası